Merhaba sevgili izleyiciler. Seçim özelde yine bir aradayız. Evet, bir büyük seçimi geride bıraktık. Güzel haberler var. Eminim ki hepiniz akşam ekranlarınızın başından ayrılmamışsınızdır. Sonuçları biliyorsunuz. Hepimizin yüzünü güldüren sonuçlarla karşı karşıyayız. Ama biz biraz daha hem sonuçları hem politik yorumlarımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Bir saat birlikte olacağız. Nursel Aydoğan siyasetçi ve Elif Kaya gazeteci birlikteyiz. Evet Nursel, dün zaten ayrılmamış gibiyiz çünkü programımızda pek çok şeyi değerlendirdik. Hatta bazı ilk müjdeleri buradan verdik. DEM Parti 3 büyükşehir, 7 il, 58 ilçe, 7 belde kazandı. 2 ille ilgili itirazlar sürüyor. Dün şunları değerlendiriyorduk. İşgal kuvvetleri gibi gittiler, oylar kullandılar. Yani AKP hakikaten büyük bir çaba harcadı bize kaybettirmek için. Ama kayyum seçmende AKP'yi kurtaramadı. Bir genel değerlendirme alalım DEM Parti'nin evet, başarısıyla ilgili. Tabii ki öncelikle Kürt halkı bu seçimlerde birlikte ortak kent uzlaşısı temelinde girdiği Türkiye halklarıyla o seçimde faşizme dur dedi. Faşizme geçit yok dedi. Tabii bu AKP-MHP iktidarı gerçekten bir zulüm iktidarıydı. Filiz, zulme de geçit yok dedi. Ben tabii ki başta Kürt halkı olmak üzere Türkiye halklarını bu gösterdiği irade karşısında kutlamak istiyorum, selamlamak istiyorum. Önemli bir başarı şüphesiz ki yani 20 küsür yıldan beri iktidarda olan bir AKP gerçekliği var. Son 8 yılını da AKP-MHP ittifakı şeklinde geçirdi ve son 8 yıl artık hem Kürt halkı üzerinde hem de giderek Türkiye halkları üzerinde büyük bir baskı rejimi kurmaya çalıştı. Savaş politikalarıyla ülkeyi işte bu noktaya getirdi. Ve bunun sonucunda artık halklar buna dur dediler. Yani özellikle Kürt halkı çok net, açık bir şekilde dur dedi. Size geçit vermeyeceğiz, sizin faşizminize geçit vermeyeceğiz dedi. Dolayısıyla hepimizi sevindiren, başta Kürt halkı olmak üzere tabii ki bütün Türkiye halklarını sevindirecek bir tablo ortaya çıktı. Ne diyelim? Bazı umarım bu sevincimiz uzun süreli olur. Çünkü deneyimlerimiz var, unutmayalım. 2009 seçimlerinde böyle büyük bir başarı elde etmiştik Elif, biliyorsun. Bu büyük başarıdan sonra gerçekten şimdiki gibi çok büyük kutlamalar oldu. Önemlidir tabii Kürt halkı bu düzeye. Kolay gelmedi. Çok büyük bedeller ödeyerek geldi. Her bir oyun bizde bir anlamı vardır. O nedenle tabii ki bu sevincini en yüksek düzeyde o dönemde de yaşamıştı. Bizler de oradaydık. Hep birlikte yaşadık. Ama işte böyle 14 gün sonra, 14 Nisan 2009'da büyük bir operasyon oldu. Keceke operasyonu adı altında. Ve işte 189 arkadaşımız, Elif de sen de içindeydin değil mi evet. O zaman? Evet, senin de içinde olduğun böyle büyük bir operasyon yapıldı ve arkadaşlarımız tutuklandılar. 14 gün önce seçilmiş belediye başkanlarına yani ellerine kelepçeler vuruldu, sıra sıra dizdiler yani böyle. Nursel, sanırım şeyi yani bu kıyasladığımızda o dönem 2009 en fazla belediye aldığımız dönem. Tabii 102 belediye almıştık ama o zaman. Belediyeler vardı, dün konuştuk. Evet, belediyeler vardı. Belediyelerle büyük il yasası henüz çıkmamıştı. Ama ona rağmen o dönem biz 9 il almıştık. Ama bu seçimde 10 il. Arada böyle bir fark da var. Yani evet yani bence bir ilde fazla ekledik, Muş'a ekledik. Evet, Muş'a ekledik. Çok önemli. İlde şöyle, iki ilde kayyum seçmenle ve usulsüz oylarla mesela Bitlis öyle şimdi itirazlar öyle 2000 oya itiraz var. Hani henüz Bitlis ve Şırnak'ın durumu yani, net değil. Tabii bunları söylerken aslında hani dün o kadar da yani dün Bekcan'ın programda da tartıştık gördük de işte otobüslerle nasıl seçmenler taşınıyor özellikle Şırnak'ta yani Ağrı'da aslında pek çok ilde yaptılar ama ona rağmen böyle bir sonuç çıktı. Bu şeyde bu seçim her şeye rağmen tüm hilelere, tüm savaş konseptlerine rağmen gerçekten büyük bir başarının açığa çıktığını görüyoruz. Yani bu tabloda biraz evet, böyle çok var. Çok büyük bir başarı açığa çıktı ama ben hemen şunu böyle söylemek isterim yani biraz önceki değerlendirmeme devam ederek. Evet tabii ki kutlama yapmak bizim hakkımız yani
büyük bedeller ödeyerek aldık bu seçimleri. Ama dediğim gibi dün belki konuşacağız. Erdoğan'ın balkon konuşmasından ortaya çıkan bir şey var. Yani bir savaş konsepti var devrede. Sevincimizi yaşayalım ama olacaklara karşı da son derece tedbirli olalım. Hazır olalım. Yani bir sevincimizi yaşayalım birkaç gün tabii ki. Ama sevinçle birlikte rehavete de kapılmayalım. Bir gerçeklik var. Ama şimdi ama tabii bu sevinci yaşayan özellikle Muş'ta ilk kez seçim aldığımız için hakikaten çok büyük bir coşku var. Çok büyük bir sevinç var. Bütün Muş'ta arkadaşlar sosyal medya hesaplarında işte değişik hesaplarda WhatsApp gruplarında paylaşıyorlar. Altını çizelim Nursel. Mesela gerçekten Urfa ve Van. Yani bu sürecin, bu seçimin bence en büyük iki galibi, öyle değil mi? Evet, evet. Urfa ve Van'ın bir altını çizelim, bir hatırlatalım izleyicilerine. Tulum çıkarmak diye bir şey var ya Türkçe'de. Şimdi, yani Van tulum çıkardı büyükşehirle birlikte. Van gerçekten 13 tane ilçe. 14 yaptı. Gerçekten yani, bu çok önemli. Selamlıyoruz gerçekten. Selamlıyoruz. Urfa. Evet. Şimdi Urfa'nın aslında ilçeleri. Urfa devrim yaptı. Yani, Urfa'yı gerçekten ayrıca söylemeyi 7 ilçe alındı değil mi Urfa'da? Yani bu önemli mesela iki ilçe var orada. Birecik ve Halfet, Van. Yani bence, gerçekten. Bence Ceylanpınar'da çok önemli. Belki de aslında bu politik şey açısından da bir önceki şeydi. AKP için Ceylanpınar'ı almak aslında o sınır hattını ele geçirmekti. Çok stratejik bir önemi. Aslında Ceylanpınar tarihi bir yerdir de. Böyle bir yanı da var. Yani tarihsel süreç boyunca tabii da hep stratejik bir yer olmuştur. O hilelerle o dönem aldı ama bu dönem yeniden almış olmak da bence çok kıymetli. Birecik kadar kıymetli. Hilvan kadar. Hilvan'ın şöyle bir özelliği var. Evet. Şey, yanlış hatırlamıyorsam sen daha iyi jeoloji çalıştığın için biliyorsundur. Sanırım ilk belediye meclis üyesini Kürtler kadın. Hilvan'dan çıkarmışlardı değil mi? Yıllar 79 önce. 79 sanıyorum. Evet, evet, evet. 79 sanki. Evet, 78 ya 79. Tabii Hilvan'da Kürt halkının özgürlük mücadelesi tarihinde çok önemli yeri olan bir ilçe. Çok fazla Hilvanlı arkadaşımız var. Halen partimizde. Evet. Çok aktif mücadele içerisinde. Orayı da almak bütün Hilvanlarla değil sadece bütün Kürdistanlıları bence çok sevindirdi. Birecik'te öyle. Urfa devrim yaptı öyle söyleyeyim. Urfa inanılmaz. Halfeti'de mesajlar şey olarak verildi. Yani bu seçimleri biz Sayın Öcalan'a armağan ediyoruz dediler. Hakikaten Sayın Öcalan için de çok büyük bir armağan oldu. Yani 7 ilçenin birden alınması bir devrimdir. Müthiş Urfa'da. Bir şey oldu Urfa'da. Hakikaten verilen emeklerin boşa çıkmadığını gösteren önemli bir sonuç oldu. Bu arada oldu. AKP'de kaybetti Urfa'yı. O da ayrıca bir üzülemeyeceğiz yani. Sevindirici bir yanı oldu. Yani Yeniden Refah Partisi alsa yani da. Yani şimdi arkadaşlar mesela Batman hani rahat kazandı diyelim. Tabii Ahmet burada Ahmet'i diye yazdım. Her şey o büyük şey. Ahmet, Mardin, Van bunlar rahat kazandı. Dersim öyle. Ama mesela Siirt'e, Iğdır'a, Ağrı'ya fazla şey göndermişlerdi. Kayyum seçmen. Şimdi yeni terimler oluşuyor siyasette. Kayyum seçmen gerçekten. Kayyum seçmen göndermişlerdi. Ben Ağrı'yı da o açıdan çok başarılı buluyorum. Bir de Ağrı hakikaten çok göç veren de bir yer. Yani duyuyoruz. Ayrıca hani Ağrı'nın gençleri hep böyle çok dışarıya çok çalışmaya giderler. Çok fazla bu 3-5 yıl içerisinde gittiler. Özellikle Kanada'ya gidenlerin Kanada'ya ben gittiler, çok olduğunu biliyorum. Biliyoruz yani o Ağrı çok göçmeli. Çünkü Türkiye'nin en yoksul ilklerinden birisi yani. Hani, aslında diyelim en zengin ama en yoksul. Yoksul böyle bir bırakılmış. Var. Normalde sınır kentidir. Ticaretle de şey yapabiliyor. Evet, evet. Ama uygulanan yoksul politikalardan bırakılmış. Dolayı belki de cezalandırma politikalar diye diyelim. Kürdistan'da böyle bir şey var. Görelim. Dersim'de de politikası. Benzer bir şey var. Ya bu sömürge politikası yani Türkiye'nin en yoksulu 20'li Kürt ilidir. Kürdistan ilidir. Yani onun sömürgecilik politikası. Onun etkisi var ama şöyle bir yanı var. Ağrı direnişiyle, serodanlarıyla tarihi bir yer. Dersim öyle bir yer. Dikkat edelim genelde Kürdistan'da devlet bu tür yerleri biraz daha nüfusunu yani az tutmaya dönük politikalar en çok ekonomi üzerinden yapıyor. Ağrı'da da öyle aslında. Bu devlet politikasının bir sonucu yoksa Ağrı çok fakir bir yer değil ki. O yüzden örneğin giderek gençleri metropollere, başka yere gidip işte emeğini satmak durumunda kalıyor. El emeğiyle yaşamını idame etmek zorunda kalıyor. Bunun dışında da örneğin işte bahsettik
şey taşıdılar bu seçimde. Taşımalı seçmen. Taşımalı seçmen götürdü. Kayyum seçmen götürdüler. Şimdi bunların hepsi üste geldiğinde doğal olarak gerçekten oradaki 2-3 kat daha fazla çalışmış olmalı ki o sonucu değiştirebilsin. Biz bu çabayı görüyoruz aslında bu seçimlerde. Ağrı gerçekten yani daha önceki seçimlerden şey yani itirazı AKP'nin itiraz ederek yani biz yeniden seçim yaptığımız bir yer. Ağrı'yı çok önemli. Ama Ağrı'da biz şey vardı 90 yani. 2009'du sanırım değil mi? 4 vekil çıkardık. 4 vekil evet, vardı. Evet. 4 vekil çıkardık. Yani aslında yani yurtsever gerçekten politik bir şey de var, halkı da var yani Ağrı'nın. Ama şöyle bu iktidar Ağrı'yı bize vermemek için yani çok zaten çok zorla oldu. Gasp etti. Yani öyle tuhaf adaylar gösterdi ki orada. İşin bir yönü bu. Bir de her gösterdiği aday gerçekten Ağrı'da bulaşmadı, kirlilik hırsız, ve pislik hırsız, kalmadı. Hepsi hırsız. Yani hakikaten bunun da biraz etkisi oldu. Yerelde niye çalmasın? Yani Ağrı başta olmak üzere yani Kürdistan halkında artık şu oturdu. Yani DEM Parti gelir, DEM Parti hırsızlık yapmaz. Evet. DEM Parti ihaleye fesat karıştırmaz. Yani hizmet DEM yapar. Parti hizmet yapar. DEM Parti yani halktan aldığını halka verir, halka ulaştırır. Bu oturdu yani. O nedenle bence artık insanlar bundan sonra daha rahat. Yani ben arkadaşlarımızın çok iyi belediye iş yapacaklarına inanıyorum yani. Gerçi çok da borç matağı önümüzdeki seçimlerde olsun o hiç önemli değil. Bu halk bilinçli bir halk onu yalnız anlayacaktır. Ben Şırnak şöyle altını çizmek istiyorum. Şırnak'taki hani bu bindirme kıtaları gördük zaten izledik. Genç erkekler geldiler çünkü asker onlar, askerler geldiler. Bir kadın şehri, kadın paradigmasını temel almış bir şehri erkek oylarıyla kaybettirdiler bize. Yani bu hiç meşru değil. Kaybetmiş görmüyorum ben zaten. Şırnak halkı dün çok, değil mi? Çok evet, iyi durdu. Ama Uludere'yi alamadık. Mesela bir Uludere hep bizimdi. Ama bizim ben fakat sanırım şimdi şöyle ama yani Şırnak Uludere bizim de yalnız Uludere'ye bak Uludere en büyük oy kaydırılan yerlerden biri dün Filiz, baktık. Şöyle bir şey var. Yani örneğin bu seçim tablosuna genelde baktığımız zaman AKP bu seçimde şöyle odaklanmış. Yani o sınır hatlarını hileyle, hurdayla ne olursa olsun mutlaka yerel yönetimleri el koymak. Ermak. Zaten eskiden de kayyumlarla el koyuyordu ama bunu biraz da seçim yoluyla yapmak istedi. Örneğin Uludere bunlardan biri. Evet. İşte Şemdinli, Çukurca, ona Şırnak. Yani Çiyazman çok önemli sınır kentleri. Bunları dün de tartıştık. Seçmenler en çok nereye kaydırılmış? Buralara kaydırılmış. Evet. Yani aslında Uludere'de de yapmak istediler. Kars'ta kent beceremediler. Yani Kars'ta MHP ile uzlaşı var. AKP'nin adayı yok örneğin. Normalde MHP ama işte, iktidar partisidir ama evet. Aday göstermiyor. O yüzden şey yapıldı. Şimdi bu şöyle bir şeyi açığa çıkardı aslında. Örneğin Türkiye'de hiç Türkiye'deki seçime yoğunlaşmamış anlaşılan o. AKP hep tüm gücünü Kürdistan'da vermiş, ben bu seçimi evet. Nasıl yapam? Seçmeni nasıl taşıyabilirim? Savaş oradaki hazırlığı. Evet. Konuşmuştuk. Savaş hepsi değerlendireceğiz. Bu arada fakat şey oralarda bak mesela Şırnak'ta dün açıklamayı birlikte izledik. Dediler ki yani gayrimeşrusunuz. Biz de sizi tanımıyoruz. Yani şimdi Uludere'de o bindirilmiş kıtalar 4000 falan sanıyorum almadım rakamları. Uludere nüfusu ne kadar? 4000 yani, seçmen kaydırsan kaydırdılar, zaten. Kaydırdılar. Şimdi o yönetim Uludere'de ne yapacak? O halkta hiçbir karşılığı yok. Kayyum seçmenle kazanmış. İşte kayyumu yapacağını... Ya, ama yani kayyumu yapacağı yani seçmen onu takmaz yani. Şimdi şöyle bir şey çıktı aslında Filiz. Örneğin kayyum olduğunda otomatikmen devletin valisidir. Atanmış belli. Halkın buna tepkisi çok daha radikal oluyor. Çok daha yani daha açıktan tavır alıyor. Ama diyelim kayyum seçmenle seçtirdiği kayyum, o da kayyumdur. Kayyum seçmenlerin seçtiği kayyum. O zaman bir görüntü yanılsaması var. Yani diyor ki o zaman demokrasiye saygılı ol diyor. Sen seçilmedin ya, ben seçildim. Herkes biliyor ama yani. Bilmek ayrı bir şey. Oluşturduğu resim ayrı bir şey. Kuşkusuz diğeri de öyle. Herkes biliyor. Yani ki halk, yerel halk biliyor. Yani Şırnak gayet net söyledi. Yani eğer dedi siz şeyseniz hani hakikaten birazcık adalet kırıntısı varsa o yönetimlerin istifa etmesi lazım. Kayyum seçmenle seçilmek ne ama demek yani? AKP'den adalet beklemek beklemem. De çok imsal yok yok tek tek kişilere ya, savaş hazırlığı için AKP diye düşünmüyorlar. Bu. Mesela dün Şırnak'ta somut olarak belediye başkanına çağrıda bulundu eş başkan.
keskin i̇stifa bayıldır. İstifa et dedi yani. Dedi, istifa et dedi yani. Sen kayyum seçmenle seçildin. Yapacağın iş istifa etmek. Yani şimdi Uludere, yani yıllardır ben Uludere'ye defalarca gitmişim. Uludere'de 7'den bir cenazeye katılmışım. Hiç unutmam o manzarayı. Roviski Uludere'de evet. Yani ya oraya sen, bağlı. Uludere'nin merkezine biz bir cenaze ile gitmiştik. Yani bir Allah'ın kulu evinde değildi Nursel. 7'den 70'e 3 kuşak, 4 kuşak o mezarlığın içinde sığamayanlar dışındaydı. Uludere öyle bir yerdir. Çok yurtsever bir yerdir. Bir gerilla cenazesine Çukurca'da herkes öyle. Yani o hatın tümü öyle. Ama Çukurca'nın rakamlarını verdim. Çukurca'da sen 3000'i oy alıyorsun. 4000 tane insan gönderiyorlar. Yani 2000'de şey almış. Zor tabii bu bak, kadar 4000, asker ve polis yığılımından sonra. Zaten evet. Oralar asker evet. Nüfusun, polis nüfusun çok olduğu yerler. Zaten onlar oradaki oy onların oyuydu. Bir de onun üstüne ekliyor yani hani. Neyse biz kazandıklarımıza bakalım. Yani ben Kars için evet. Söyleyeceğim. Mesela diyelim Şırnak bizim kent uzlaşısı yapacağımız bir yer değil. Çünkü tamamı yani %100'ü Kürtlerin yaşadığı bir kent. Ama mesela şey Kars farklı halkların yaşadığı bir yer. Terekemeler var, Azeriler var, Türkler var, Kürtler var. Eski Türkiye solunun da epey güçlü olduğu bir yerdir Kars aynı zamanda. Orada bu AKP-MHP iktidarının İşte Cumhur İttifakı'na karşı bir kent uzlaşısı yapsaymışız, kent uzlaşısıyla alacağımız oy onlardan, şimdi matematiksel olarak bakıyorum, daha fazla Kars'ı alacakmışız. Orada bir teknik hata olmuş. Bu DEM kaptırılmış. Parti'nin, yani bizim partinin bu seçimlerde kent uzlaşısı formülü bence başardı. Çok iyi oldu, başarılı oldu. Yani birkaç yerde başardılar. Belki konuşacağız İstanbul programın başladı. Akışı içerisinde. Yani Kürdistan'la evet. ilgili, şimdi Kürdistan evet. sen Kürdistan'ı bitirelim. Evet, hı-hı. şeye geçelim, metropollere. Çünkü orada da çok evet. önemli değişiklikler var. Kürdistan açısından yani AKP artık bitti. Hani ben öyle diye düşünüyorum. Yani aldığı iller, kayyum seçmenle aldığı iller, ilçeler artık şeydir. Yerde, yani pek çok yerde artık bir tabela partisine dönüşür önümüzdeki yani seçimlere kadar. Türkiye genelinde de baktığımızda Kürdistan'da da bu böyle. AKP'nin hani diyorlar yani sonun başlangıcı demeyeceğim, sonun ortaları gibi bir şey. Çünkü gerçekten çok ciddi baş aşağı gitmeye başladı. Var. Savaş konseptini açıklasa da yürütmeye çalışsa da yani en azından şey bence önemlidir. Türkiye tabanında yani Türkiye alandaki orada tabanını kaybetmiş olmaz. Kürdistan'da aslında çok ciddi bir tabanı yoktu. Yani şey vardı kuşkusuz diyelim koruyucusu var, askeri var, militarist güçlerle temas ettiği şey var. Ama diyeyim bu ranta bulaşanlar da var. Ranta bulaşanları var. Ama Kürdistan haritası 2009'dan bu yana aslında bir şekliyle yerel yönetimlerde mor. Belli. Mordur. yer yer bazı hileler kurdalar olsa da. Ama şey ilişkin asıl şey Türkiye'de o tabandan o şeyi kaybetmiş olması. Kendi tabanını çok ciddi oranda kaybetti. Peki onun yeniden refahın Urfa'ya alması da ilginç değil mi? Hani çok Kürdistan'da ilginç gerçekten. Yeniden refah yoktu yani. Birden yeniden refah gördük işte Yozgat almış, oraya almış birkaç pek çok sayıda ilçe almış. Onu değerlendirdik aslında hani Nazan'ın vurguladığı şeyler vardı. Hani AKP tabanından başka tarafa yani onlar AKP tabanından kopardılar aslında. Şimdi genelde şöyle bir şey görülebiliyor Filiz. Yani örneğin AKP çok ciddi oy kaybetmiş bu ama CHP oy kazanmış. Yeniden refah oy kazanmış. Diğer şeyler yani sadece yeniden refah da değil aslında. Örneğin İYİ Parti'den, MHP'den çok ciddi şey yok yani. İYİ Parti yok. İYİ Parti tek birini almış yani. Şu anları konuşacağız. Şimdi biraz şimdi Kürdistan açısından Kürdistan'ı bitirelim. Genele evet. geçeceğiz. Şimdi Kürdistan açısından gerçekten Nevrozlarda da 8 Mart'larda da gördük. Taban gerçekten Başkan Öcalan'ın özgürlüğüne dair çok yani bütün kutlamalarda yine biz Sarıkapı her yeri izledik biz dün akşam birlikte. Hakikaten kutlamalarda da Kürt Halk Önderi Öcalan'ın adı zikrediliyordu. Bir onu zaten mesaj olarak vermişti. İkincisi çözüm mesajı vermişti ve bu AKP çözümden uzaklaştıkça daha doğrusu çözümü hiç gündemine almadığı için de Kürt halkı sildi bence yani. Hani çözemediği için çözüldü. Aslında, öyle demek lazım. Evet.
Belki en özet şey odur. Çözemediği evet. için çözüldü. Bunu Reberapo söylüyordu hep. Bu Kürt sorunu çözemeyenler çözülür diyordu. Evet, onu ve tarihsel örnekleriyle de çok koyuyordu. Örneğin Özal geldi, Özal çözmesine izin vermediler, Özal'ı götürdüler. Ardından işte bir dönem Mesut Yılmaz onlar vardı bir şekliyle. Evet. Velhasıl pek çok iktidar geldi gitti. 2004'lerde hatırlayalım Tayyip Erdoğan bu kadar yükselişe geçmesinde biraz da o vardı. Kürt sorunu tanıyorum, çözülmeli, Kürt sorunundan çözümden yana tavır koyuyorum gibi şeyleri vardı. O yüzden Reberapo hep diyordu bu sorunu çözmeyen çözülür. Çünkü Türkiye'nin en temel sorunlarından biridir Kürt sorunu. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin yanlış oluşumunun sebebi Kürt sorunu yanlış tanımlamış olmasıdır. Eğer sen o yanlışı düzeltmesen, o tanımlamayı yeniden yapmazsan çözülmeye mahkumsun. Bu şey, bu dönem de onu gösteriyor gerçekten. Orası çözülmezse hiçbir şey çözülmez zaten. Yani gerçekten şimdi, o sorunu çözemezsen. Evet, şeye ilişkin de örneğin Kürt halkı Nevroz'da çok açık koydu. Aslında özgürlük yürüyüşünde yine koydu. Dedi ki bu sorunun çözümünün yolu Reberapo'dan geçiyor. O konuşmaların hepsinde vardı. Aslında mitinglerde de vardı. Dün Çiğdem Kılıçgün'ün açıklamasında da şey vardı. Yani diyordu halk dedi ki işte çözüm Reberapo'dadır. Çözüm istiyoruz. Yani şey değil savaş konseptleri hazırlayacağınızda çözüm konseptleri oluşturun. Bunun adresi de İmralı'dadır, Reberapo'dadır. Yani böyle bir seçimin böyle bir sonucu da var gerçekten. Yani bunlar tabloya genel baktığında okunan ve açık olan şeylerdir aslında. Yani şey gündem yapmaya değmez ama bir parantez açıp söyleyelim. Bu Süleyman Soylu Hüdapar için demiştik ki bu bir devlet projesidir. İleride anlayacaksınız değerini. Hüdapar da silindi gitti. Yani hiç bir varlık göstermedi. Aslında Filiz Hüdapar bence halen riski bir seçimle değerlendirilmeyecek bir parti. Ama Hüdapar gerçekten. Hüdapar devlet partisi olarak yani devletin desteklediği ve uzun vadeli bir rol biçirmeye çalışan bir parti ve bu konuda bulamadılar. Yani bu seçimde bizim oyumuzu böleceği falan tahmin ediliyordu. Olmadı. Yani tabanı yok zaten. Yani Hüdapar bir kontra partisinin tabanı olamaz. Olamaz yani. Zaten. Çok sınırlı çıkar gruplarının biraz desteklediği bir şey. Ama uzun vadeli oluşturulan proje bir şey. Proje olarak duruyor diyorsun. Evet, proje bitmedi diyorum yani. Hani bu anlamda proje bitmedi. Özellikle Kürdistan'da geliştirecek olan savaşta bir rol oynarlar. Rol oynamaya yani rol vermeye çalışıyor. Bu dönem seçimlerde çok ilginç bir şeydi. Örneğin sanki o kadar işte insanları bodrumlarda öldüren, o kadar insanları sokak ortasında öldüren onlar değilmiş gibi böyle barışçı mesajlar veren, böyle yani ne demokratik siyaset yapma şeyle ortaya çıkan bir partiye dönüştü. Bu risktir. Yani bu riski bence unutmamak lazım. Sadece bu seçimi değerlendirmeyelim. AKP meşrulaştırmaya çalıştı evet, zaten. Evet, seçim onları meşrulaştırma yöntemiydi. Ama yani umduklarını bulamadılar. Yani bizim oyumuzu bölemediler. Evet, şimdi Bitlis ve Şırnak için itirazlar sürüyor. Umarız onu da alırız. O itirazlar sonuçlanır. Ama AKP'nin Kürdistan'da sonudur. Şimdi gelelim Türkiye'ye. Türkiye'de de sonu. Evet. Şimdi DEM Partililer aday çıkarttı pek çok yerde. Ama kent uzlaşısıyla bazı yerlerde başka partilerden de olsa adayları kazandı. Evet, değil mi? Yani iki önemli yer vardı. İstanbul'da Esenyurt. Metropol'de evet. Akdeniz'i kazandı. Evet. Onu söyleyelim. DEM Tabii Parti ki. Akdeniz'i kazandı. O Tabii önemliydi. Ki. Karşılığında da halklara bir Mersin Büyükşehir kazandırdı. Tabii ki kent uzlaşısı dediğimiz şey evet, bu zaten. Doğrudu. Evet. Evet. Yani iki önemli yer vardı. Bir Esenyurt, diğeri Mersin Toroslar Belediyesi. Tabii DEM Parti için İstanbul'da kendine bir alan açmak çok önemlidir. Yani İstanbul, dün de konuştuk programda, aslında aynı zamanda bir Kürt metropolüdür de. Yani 5-6 milyon Kürt insanı yaşadığı bir kent. Ve tabii çok büyük kentlerde bizim gibi bir partinin yani kent uzlaşısı olmadan seçimleri alması biraz zor gibi görünüyor. Tabii Adana ve Mersin gibi yerler İstanbul'a göre daha küçük metropoller. Kürt göçünün çok fazla olduğu yerler buralarda tek başımıza alabiliyoruz. Ama buna rağmen işte Toroslar'da alamıyoruz. Kent uzlaşısı temelinde alındı orada.
bizim arkadaşlarımız da var tabii ki uzlaşı temelinde. Çok da iyi oldu diye düşünüyorum. Çünkü metropol Kürtler açısından çok önemli. Yani metropolde yaşayan Kürtler açısından yerel yönetimlerde olmak benim için önemli. Çünkü halen daha bir ayrımcılık politikası var Türkiye'de. Kürtlere karşı düşmanlık var. Yani belediyelerle iş yapmak isteyenlere karşı ırkçılık, milliyetçilik, şövenizm politikası halen devrede. O nedenle bence bu dönem partimizin yani DEM Parti'nin bu kent uzlaşısı temelinde metropollerde gerek hani bazı belediyeleri alması, gerekse pek çok belediyelerde arkadaşlarımızın yani yerel yönetici olarak seçilmeleri Kürt halkı açısından iyi oldu. Kendilerini daha iyi hissedecekler. Daha güvende hissedecekler iş yapma açısından sonuç olarak, çünkü metropolde yaşıyorlar. Diyelim bir yere ev yaptıracaksa, imar planı alacaksa belediyeye gidecek. Hakikaten bu ırkçı politikalar nedeniyle metropollerdeki insanlarımızın ben çok büyük bir sıkıntı çektiğini biliyorum. O nedenle aslında DEM Parti metropolde yaşayan Kürtlere de bir alan açmış oldu böylelikle. Çok iyi oldu bence. Hakikaten çok iyi oldu. Bu işin bir yanı. DEM Parti tabii metropollerde artık var yani. Esenyurt sadece Kürtlerin oturduğu bir yer değil. 1 milyonun geçkin nüfusuyla. İşte İstanbul aslında Türkiye'dir yani. Hı-hı. Türkiye'nin bütün illerinden tamam, insanlar. Eski İstanbulluların oturduğu bir yer. Tabii ki yani. O nedenle. Ama şu açıdan mesela. Yani farklı halklar da nasıl yönetildiğini görmüş olacaklar. Oradaki farkı görmüş olacaklar. Şunu söyleyeceğim kendimize ben de. Bundan sonra iyi bir alan açtık yani. Paradigma açısından da, paradigmamız Hı-hı. açısından da şöyle önemi var. Bence metropollerde belediyelerin olması, yerel yöneticilerimiz olması. Yani hem diğer halklarla temas, hem de senin dediğin gibi işte kadın özgürlükçü, demokratik bir siyaset yürütebilmek orada. Gerçekten hani diğer halklarla da bir aramızda köprü yaratacak. Kadınlar açısından da çok önemli olacak. Hani orada yaşadığımız başka halklardan kadınlarla kaynaşmak açısından, yan yana gelmek açısından bu bence yeni bir dönemdir. Yani Esenyurt Belediyesi'nin yani. Farkını görecekler bence İstanbullular yani orada. Evet. Yapılan çalışmalar anlamında görecekler. Sadece aslında işte yoldur, tramvaydır, onun bunun yapımı değil yani. Halkları, kültürleri buluşturma, bir araya getirme. Yani, yerel ayaklar, evet, meclisler oluşturmak. Yerel yönetimlerin kendi örgütleme perspektifi demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü toplum paradigması perspektifidir. Bu anlamda gerçekten önemli Nursel arkadaşın söyledi. Yani diyelim Mersin Akdeniz'de sadece Kürtler değil, her halktan tabii var. Ki. İstanbul'da her halktan var. Var, evet. Bu paradigma uygulandığında, yani buna göre bir yerel yönetimler tabii anlayışı, ki. Sistemi geliştirildiğinde orada temas eden herkes bu farkı görür. Evet, ve bu da aslında Türkiye'nin demokratikleşmesi için gerçekten evet. Önemli bir alan, önemli bir kapı. Ya, tabii çok önemli. Yani demokratik ulusun şeyi orada, hadi bileşimi orada neredeyse. Şu an evet. Neredeyse Kürdistan'ın şeyini Türkiye kapatan bir şey var ya, hani önün basın sansürlüdür. Zaten biraz Türkiye toplumu diğer şeyleri de merak edip okuma, araştırma peşine çok düşmüyor. Kullanılan dil hep kriminalize edici, hep terörize evet. edicidir. Ayrıştırıcı. Eş başkanları hepsi içeride sürekli, yani bunun yarattığı bir algı var ama toplum doğrudan temas etme fırsatını aslında çok bulmuyor. Belki yerel yönetimlerin özellikle metropollerde bu uygulaması bu temas sağlamak aslında gerçekten önemli bir adım, önemli bir girişim. Yani tabii arkadaşlarımız yapabilirlerse çok iyi olacak. Yani demokratik belediyecilik. İşte mahallelerde meclisler kurulacak, kent meclisleri, mahalle meclisleri kurulacak. Mahalle meclisleri aldığı kararı belediye uygulayacak. Yani belediye eş başkanlarımız, belediye meclisi esasında kent meclisinin aldığı kararları uygulayacak. Bu da dediğin gibi demokrasinin gelişmesi açısından çok önemli bir şey. Bir fark yaratacaklar diye ben düşünüyorum ve yaratılan bu fark da İstanbul'a dalga dalga önümüzdeki seçimlerde yayılacak. Belli olmaz. Belki bir sürü yerde kent uzlaşısı olmadan da önümüzdeki dönem örneğin Küçükçekmece, Kürt halkının yoğun olarak yaşadığı bir yer. Ama örnek bir belediyecilik olursa şeyde, Esenyurt'ta, Küçükçekmece'de mesela rahatlıkla biz belediyeyi alabiliriz. Sen İstanbul'da yaşıyorsun, daha Bağcılar, iyi biliyorsun. Bağcılar. Cesaret bulaşıcıdır evet. diye bizim sloganımız vardı. Gerçekten bu iyi modeller de bulaşıcı. Yani bir yerde iyi bir şey yaptığında yani orada. Zaten Filiz neden kriminalize ediliyor?
O yüzden o cesaretin yerini almak için. Evet, evet. Yani gerçekten özellikle ben bu üç belediye için Akdeniz'de bir, tabii ki bir deneyim var. Toroslar ve Esenyurt. Esenyurt'u şundan çok çok önemli buluyorum. Hani İstanbul hakikaten hani işçinin, emekçinin, 72 milletin hepsinin bir arada yaşadığı bir yer. Hani çok bileşenleri açısından İstanbul yani Türkiye'nin bir şeyi. Türkiye'nin bir tablosu aslında. Tablosu orada. Tüm herkes var. Yok yok orada bak. Tüm inançların, tüm etnisitelerin yaşadığı bir evet, yer. Evet, yok yok orada. Her şehrin göçeni oradadır. Her inanç oradadır. Bu İstanbul açıdan, bu arada pek çok Avrupa ülkesinden daha çok nüfusa sahip bir yer. Tabii tabii, nüfus açısından da öyle. O yüzden gerçekten Esenyurt hakikaten bu imar falan bunlar önemli işler. Doğru söylüyorsun. Esenyurt'a çok böyle yapılaşan bir yer. Fakat umarım belediye sadece buna kilitlenmez. Yani hani sen dedin ya, ayrımcılığa uğruyor doğru. Bizim insanlarımız ayrımcılığa uğruyorlar metropollerde. Fakat model oluşturmak çok çok önemli. Yani bu arada hani herkesin gözünün, kulağının, desteğinin Esenyurt'ta olması lazım. Oradan kendimizi gösterebileceğimiz bir yerdir. Yani iyi oldu diyorum ben. Kürt halkı için iyi oldu. Çünkü Kürt halkı sonuç olarak orada yaşıyor yani. Temel ihtiyaçları orada. O temel ihtiyaçlarının giderilmesi açısından da belediyelerin yerel yönetimlerinin alınması bence metropol halkımız için de gayet çok iyi önemli oldu diye düşünüyorum. Aynı zamanda. Tabii temel değil ama aynı zamanda. Evet. Evet, şimdi valla bizim açımızdan DEM Partisi. Biz diyorum hani yarı gazeteci, yarı siyasetçi oluyorum. Ben siyasetçi bir arkadaşım. Ben böyle zamanlarda hem siyasetçi hem gazeteci olurum. Dünden beri ağzım kapanmıyor. Çok mutluyum. Hatta arkadaşlar da izleyenler de diyorlar. Hep gülümsüyordun. Yani ne ama, yapalım? Yani, gerçekten ciddi bir şey yaşandı. Yani. Çok böyle ciddi. Örneğin 2016'da o 15 Temmuz'a yapılan karşı darbe diyelim. Evet. Yani gerçekten Türkiye'de kırıntı düzeyinde olan demokratik hakların bile hepsini sürdürdüler. Evet. Binlerce insan işsiz kaldı. Ekonomik kriz almış başına gidiyor. İki dönem sadece yerel yönetimler, yani demokrasiyi savunduğu için yerel yönetimlere kayyum atanmış. Bunun ardından bu kadar güçlü bir sahiplenme, halkın kendi iradesini ortaya koyduğunu görmek insanı hakikaten mutlu ediyor. Insan, gerçekten evet, gelecek aslında insan evet, mutlanıyor. Tabii ki. Ne bileyim hani o cesareti alıyorsun, yani gücü alıyorsun. Bu çok önemli bir şey. 8 Mart'tan beri hani hep çok böyle iyi şeylere tanık olduk. Çok güçlü duruşlara tanık olduk. Yani dün akşamki kutlamalar hani her şehirde inanılmazdı. Halkın bu kadar sahiplenmesi, karşısına duruşları, oy verirken gerçekten aslında, hani sadece kazanmak değil, yani sayı meselesi değil. O duruş meselesi çok önemli. Metropollerde bence şöyle bir mesaj da var Filiz. Bence bunu okumak lazım. AKP'nin yürüttüğü evet ekonomik politikalar da var ama savaş politikalarına karşı da bir dur deme. Evet, insanlar artık böyle gerginlik, savaş istemiyor herhalde ben. Bir sonuçta ya, öyle olabilir dediğim yani, gibi yani. Bık, yani nasıl yani. Bir şey yok. Sürekli kaybettiren bir siyaset oldun. Desteklerini çekmelerin altında bu var. CHP çok mu iyi bir parti değil? Yani biz daha önce de çok söyledik. Tabii değil işte. Ama en azından bir şey, aracın şoförünü değiştirmek gibi bir şey. Gerçekten. O konuda tebdili mekanda hayır vardır demişler. Oh, onlara senin bir şey. Yok, şimdi onlara da geçeceğiz ama bu AKP'ye girmişken dün birlikte izledik gene balkon konuşması yaptı. Evet. adam balkon konuşması yaptı, kazanamadı ama adam kaybetti ama balkon konuşması yaptı ve gerçekten yine savaşla tehdit etti. Yani biz zaten aslında söylüyorduk, kaç zamandır değerlendiriyorduk birlikte de biliyorsun sen de değerlendirmeler yaptın, hani güneydeki yığınak, işte bu sınır illerini almaya çalışması, ilçeleri kuşatması, yani büyük bir hazırlık var ve bunu oradan bir kez daha söyledi. Evet, yani Erdoğan artık gelenekleştirmişti her seçimden sonra, tabii ki Türkiye'nin kazananıydı, balkon konuşması yapmayı. Aslında merak ediliyordu yani AKP'nin düşüşü görüldüğü andan itibaren böyle biraz basına baktım. Acaba Erdoğan balkon konuşması yapacak mı diye. İşte demek ki sosyal medyaya falan, tabii onlar bizden daha fazla bakıyorlar. Baktılar ki öyle bir şey var, hemen basına bir haber düştü. Erdoğan Ankara'ya gidiyor balkon konuşmasını yapacak diye. Normalde yapmazdı ama
yani benim anlayabildiğim şey şu. Dünkü programda da söylemiştim. AKP haftalık, belki haftada birkaç tane kamuoyu araştırması yapan bir parti. Dolayısıyla bu düşüşü gördüler. Şimdi ben dün Erdoğan'ı izlediğimde balkon konuşmasında hiçbir şaşkınlık hali yoktu. Tam tersine iyi kurgulanmış, aslında kafada kurgulanmış. Görüntü de benzer. Hı-hı. Evet. Biliyordu başına gelecektir. Evet. Kurgulanmış bir şey vardı kafada. Bir balkon konuşması vardı. Normalde Erdoğan'ı herkes tanıyor. Yani spontane konuştuğu zaman fren yok yani. Küfür de dahil her şeyi söylüyor. Dün prompterdan da konuşmadı benim gördüğüm kadarıyla. Yani balkon konuşmasını yaparken. Ama daha önceden hazırlanılmış, yani içeriği kafanın içerisinde oturtulmuş bir konuşmaydı. Hakaret, küfür ve benzeri şeyler yoktu. Tam tersine yenilgiyi kabullenen ama işte yenilgi olmasına rağmen kendisine oy verenlere şey yapan, teşekkür eden bir şey vardı. Konuşma içeriği vardı. Demokrasiye vurgu yaptı. Çok ilginç dedi. Biz kazanamadık ama Türkiye demokrasi kazandı gibi bir şey yaptı. Tabii bizim bölgede yaşananları ne yazık ki ulusal basın vermediği için Türkiye'nin batısındaki insanlar bilmiyor. Nasıl demokrasi kazandı? Sen Şırnak'ta gasp ettin. Şırnak'ın ilçelerinde bizim şeylerimizi, belediyelerimizi gasp ettin, zorla aldın. Yani asker getirdin, polis getirdin, Bitlis'i, Kars'ı, her tarafı, Ağrı'ya. Tamam bazı yerleri başaramadın ama başardığın yerler de oldu yani işte. Şırnak bizim için çok önemli. %80 oy aldığımız yerde biz belediyeyi alamıyoruz. Bunun demokrasi neresinde? Halen tabii ki Türkiye halkları yani Türkiye'nin batısında yaşayanlar demokrasi vurgusu yapmasından belki bir şeyler çıkarmış olabilirler, demiş olabilirler yani nihayet doğruya geldi falan gibi. Hayır, burada bir doğru yok. Öyle Türkiye'de demokrasi falan kazanmadı yani. İnsanlar oylarını verdiler. Tabii Türkiye'de belki yani atılan sandıkların %80'i çıkmış olabilir, doğru. Ama bu ülkenin bir bölgesinde, Kürdistan'da, bölgede sandıklar oylardan atıldığı gibi çıkmadı. Artı üstüne bir sürü hileler yapıldı. Ama işte yine de demokrasi vurgusunu bol bol yaptı Elif. Bu bir sıkıntıdır aslında. Anlaşılmadığı için Türkiye'nin batısından sıkıntıdır. Ben onu söylemek isterim. Yani o kadar vurgu yaptı ki bu meseleye. Dedi ki Türkiye demokrasi rüştünü ispat etti. Seçimlerde hiçbir sıkıntı çıkmadı ve benzeri gibi yani. Halen bu Türkiye'de bir demokrasi varmış imajını yani Avrupa ülkelerine şey yapmak istiyor. Kendi vermek istiyor yani işte Avrupa Birliği'ne aday bir ülke olma sıfatıyla da bu önemli çünkü Türkiye demokrasisi hani gelişmezse bu adaylık süreci asla gerçekleşmez. Bunu herkes biliyor. Yani böyle bu tip mesajlar vermeye çalıştı. Ama esas ama, temel mesele... tabii ki temel mesele yenilgisini kabul etmek oldu. Bu da faşizme diz çöktürmek diye bir esas şeydir oldu. Yani. Esas. Yani ben de şöyle diyorum Filiz. Yani Türkiye halkları. Bak bu kadar yumuşak konuşmayı yaptı. Hı-hı. Yaptı. Demokrasi Hı-hı. kazandı. Teşekkür Hı-hı. ederim. Ben de size aşığım filan. Böyle onlar aşık Hı-hı. diyorlar. Kitlesiyle böyle aşk ilişkisi kuruyor. Ama yani oradan sonra da pat diye savaşa ne kadar o kararlı olduğunu söylüyor. Bir aşk yani öyle aşklar da var. Yani ondan sonra da ne kadar savaş konusunda kararlı ama olduğunu. Ama dedi yani bu bizim için bir bitiş değil. Bu da önemli tabii ki. Mücadeleyi bırakmadığını şeyini verdi. Mesajlarını verdi. Bu bizim sanırım, için bitiş değil. Sanırım işte, ben bir dönüm noktası ki, dedi. Yeniden ayağa kalkacağız falan gibi mesajlar verdi. Sanki şeyden önce öyle bir konuşması olmuş. Ben dün biraz takip ettim. Hı hı. Seçimden önce benim artık son adaylığımdır. Bu daha dedi olmayacağım. Ona, dedi ona. Ama Bahçeli diyor ki hayır sen gidemezsin. Valla şimdi yani Bahçeli'de tüy döküldü. Türkiye genelinde %3 mi ne oy aldı. İşte bu Kars'ı AKP ile birlikte aldılar. Yani şunu ya başta da sen söyledin. İttifak olarak hediye etti AKP, MHP'ye. Nursel sen şunu da başta söyledin. Hani bu seçim şeyini şimdi örtmeyelim. Hani sevincimizi ama biz günlerdir bütün programlarımıza dikkat çektik. Yani savaşın yeni bir aşaması kapımızda. Buna karşı dikkatli olmak lazım. Değil mi? Yani hazırlıklı olalım yani. Kesinlikle. Ama bu da nereden geldi kesinlikle. Değil mi? Aslında şey de ortaya koydu bu Kürdistan'da uygulanan seçim politikasında. Hı-hı. Yani o planı ortaya koydu aslında. Resmini ortaya koydu.
Bu öyle sadece bir iktidarla izah edilecek bir politika da değil. Bir devlet politikası olabilir. Bir devlet olabilir. Politikasıdır ki o kadar askeri şeyi yoksa bir siyasi parti tek başına şey yapamaz yani. O anlamda yani savaş seçeneği halen masada kalkmış değil. Bu anlamda alınacak zaten tedbirler. Zaten sürüyor da yeni bir aşama olabilir. Yani çünkü hep değerlendirdik hani Güney Kürdistan'ın. Şimdi bu 100 yıllık bir hayal aslında. Hayal. Biz daha önce programlarda değerlendirdiğimizde de demiştik ki bu görevi aslında 2007'den bu yana AKP'ye verdiler. Yani 100. yılında Lozan'ın Misaki milli sınırlarla Türkiye'ye eriştirmek ki Erdoğan'ın yaptığı tüm konuşmalarda bu var. Şimdi 23 geride bıraktık. 2023'ü geride bıraktık. 100 yıl tamamlandı. Aslında bu belki de onun bir sonucudur. AKP bu işi başarılı yapamadı. Evet yayıldı, savaşı tırmandırdı ama halen sonuç alamadı. Sonuç alamadığı için çekilen desteğin işareti olabilir. Bu savaşın durdurulduğu, savaşın olmayacağı anlamına gelmez. Gerçekten öyle. Yani bunu ileride göreceğiz yani yapılan gelişmelerde ama AKP'nin bu işte başarılı olmadığının tablosu sonucudur. Yani biz evet. bunu böyle okuyabiliriz. Evet yani çöktürme planı da çöktü. Yani bu son seçimlerle bir kez daha ortaya çıktı. Bütün siyasetçilerini cezaevine at, sürgüne gönder. İşte çöktürme planı çöktü. Kentleri yık dök, kır dök. İnsanları sonuçta, diri diri bodrumlarda yak. Falan hani ne oldu? Yani. Aynı yani sonuçta gerçekten örgütlü halk yenilmez. Yani halkın örgütlülüğü hani hep konuştuğumuz evet. şey örgütlü. Sloganımız bu olsun. Özgürlüğü yenilmez gerçekten. Örgütlü halk yenilmez. Bunun ispatının olduğu bu gerçekten, yerel seçimler. Gerçekten bu yerel evet. seçimler bunu gösterdi. Şimdi biraz hani AKP'den diğer şeylere geçelim, partilere geçelim. Şöyle bir şey oldu gördüğünüz gibi. İYİ Parti çöktü. Diğerleri DEVA, öbürü yeniden gelecek miydi? Onlar yeni Refah Partisi. Yok yeniden Refah Partisi. Ha. Ali DEVA Partisi. DEVA Davutoğlu'nun partisi neydi? Gelecek Partisi. Gelecek Partisi. Bunlar %0'ın altında oylar aldılar. Hiçbir varlık gösteremediler. Meral Akşener bence rezil rüsva oldu. İstifa ediyor. İstifa açıklama yaptı. Söyledi. İYİ Parti denen şey. Şimdi bir yeni dün değerlendirdik bu yeniden Refah'ı. Ama biraz CHP'yi değerlendirelim istiyorum. Hani iki muhalefet kaldı çünkü. Sorunu unutma. Yani bir halk kraldan muzdarip, kraldan daha kralcı olarak siyaset kazanmaz. DEVA'nın işte yeniden Gelecek Partisi'nin yani söylediği oydu ya da işte Meral Şener'in Bahçeli'den farklı söylediği ne vardı? Yani sonuçta aslında bir de taklitine gerek yok. Şimdi bakın bundan önceki seçimlerde altılı masa falan hep böyle liderlerin önde olduğu bir şeydi bundan önceki seçimler. Bu seçimlerde lider yoktu. Yani hiçbirini ortalarda görmedik. Özgür Özel vardı ama hani o da bir altılı masa. Erdoğan 42 tane il gezdi. Bence ama Özgür Özel'den çok İmamoğlu vardı. İmamoğlu vardı. Balkon konuşmasını İmamoğlu yaptı. Şunu diyorum zaten hani dolayısıyla şey lidersizlik yani hani anladın mı böyle hani liderlerin o altılı masadaydı işte bir toplanıyordu kalkıyordu Kılıçdaroğlu faktörü çok önemli bir faktördü etrafta toplamıştı filan. Bu seçim biraz böyle hani lidersiz bir seçimdi. Belki de insanlar ondan rahat ettiler, rahat oy verdiler. İlk defa AK Parti CHP'nin gerisine düştü. Yıllar sonra ilk defa CHP birinci parti olarak çıktı. Yani evet, bu şimdi CHP'de altın çağını yaşıyor. Şimdi arkadaşlar şu bu tabii yani metropoller kent uzlaşısı falan. Şimdi iki tane parti kaldı muhalif olan. Yani şu anda yerel seçimlerin galibi CHP ama başkanlık sistemi var. Parlamentoda çoğunluk orada. Ya yani, ama iki tane muhalif parti kaldı. Yani bu bize yeni görevler ortaya koyuyor bence. CHP'ye de koyuyor. Bu çok önemli bir şey. Yani bunu biraz değerlendirmenizi istiyorum yani. Bu CHP de aynı diyorsun ama yani bundan sonraki süreç nasıl derinleşecek? Hani ilk yapılan açıklamalar fena değildi. Hiçbir zaman CHP'ye bir şey bağlamak istemiyorum. Fakat durum bu, tablo bu. Buradan ne çıkar? Evet. Müşter o hiç şey daha iyi biliyor Müşter giriş yapsa mı? Yani şimdi tabii seçimlerden hemen sonra Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması oldu. O parti içi çelişkiler nedeniyle bu yaptığı açıklama hiç hoş görülmedi. Çok fazla şey oldu.
yani itirazlar oldu, tepkiler aldı filan. Yani sonra Özgür Özel'in bir konuşması oldu. Tabii Özgür Özel gibi genç bir, genç diyeyim kısmen daha tabii şeye göre, Kılıçdaroğlu'na göre siyasetçi için ilk deneyimiydi. Şeyler, ağlamış oldu galiba yerel seçimler. E tabii ki. İşte her seçimlerde sonra bu bir harita ortaya çıkarıyorlar ya, boyuyorlar haritayı falan. Bizimki dün konuşmuştuk. Bor böyle güzel duruyor karşıda. Bu sefer haritanın rengi değişti tabii, böyle kırmızıya dönüştü falan. Sarılar azaldı. Oy oranı olarak da %1 puan falan üste çıkmış. Yani 30'ları aştı ya, 25 bandından. E tabii şu anda 37 çok şey. 36 da şey yani. Sanırım CHP'nin 1980'lerden bu yana aldığı en yüksek oy oranı. Tabii ki. 77'de öyle. Onlar çok yani, patlama yapmışlar Bülent Ecevit'le. Ondan sonra bir daha da... Özgür Özel'le birlikte daha sonra İstanbul seçimlerinden... Böyle birkaç saat sonra netleşti yani, aşağı kesin sonuçlar açıklanmamıştı ama arada 1 milyona yakın fark olduğunda İmamoğlu da bir açıklama yaptı. İlk mesajlar itibariyle iyiydi yani, şöyle söyleyeyim, ya iyi mesajlar verdiler, iyiye iyi demek lazım. Yani hem İmamoğlu hem şey, Özgür Özel dediler. Ağzımız yanmış ya. Evet yani artık başka bir Türkiye olacak yani, içeriğini açmadılar ama. Tolerans tanımamız lazım. Bak biz öyle bir hareketiz, öyle bir partiyiz yani. AKP'ye de tolerans verdik biz. İşte Erdoğan çıkıp şey, Kürt sorunu ben çözerim dediğinde tamam dedik, buyur çöz, itirazımız yok yani. Şimdi şey, CHP yarın başka bir Türkiye'ye uyanacağız. Yani artık Türkiye eski Türkiye olmayacak. Yani işte artık bu Türkiye'de irade gaspı olmayacak. Artık bu yeni Türkiye'de şey olmayacak, kayyum atamaları olmayacak gibi yerel seçimler üzerinden böyle iki mesaj verdi. Ama bu iki mesaj da önemli bir şey. Yani kayyum deyip geçmemek lazım. Bir halkın iradesine sen el koyuyorsun, gasp ediyorsun. Onu yok sayıyorsun halkı. Yani sen o halkı var saydığın zamanda zaten ülkede biraz hani demokrasiden sen söz edebilirsin. Şu anda biz demokrasiden söz edebiliyor muyuz? Öyle Erdoğan'ın dediği gibi değildir yani. Şöyle evet. Bir özetleyelim diye düşünüyorum ben. Bu yeni durum, hani dün yeniden Refah için değerlendirme yaptık ya, hani AKP'nin o camiada da tekel olması kırıldı. Hani yeniden Refah mata olmasa da. Burada da Nursel, hani merkez diyebileceğimiz partilerin, hani en nihayetinde ikisi sağcı parti ama en azından o gücün, o oyun bölünmüş olması iyi. Yani tekel olması, AKP'nin her şeyi elinde tutması. Tek adam ve tek parti olması çok güçlendiriyordu AKP'yi, Erdoğan'ı. Güçlendiriyordu ve çözüm için, mesela çözüm için de tek adres oluyordu. Böyle mesajlar da verildi bizim sözcülerimiz tarafından, bazı hani kanaat önderlerimiz tarafından. Ama şimdi bu kırıldı yani. Hani şimdi bu CHP ile de, CHP'yi de ki Başkan Öcalan hep söyler CHP'yi de katıl buna diye. Şimdi belki bunu aslında, katabilmenin de zemini hazırlandı. Aslında Reber abi herkes için der ki katıl. Der. Biraz demokratik sistemden yana biraz daha. Kim yani, varsa aslında çoğa bakmaz o. Der bizim ki yani uzlaşı biraz da odur aslında. Odur, yani herkesin farklı bir arada bulunabileceği bir sistem. Vallahi ben Elif şöyle diyorum. CHP'yi bu noktaya getirmek... yani kesinlikle Kürtlerin başarısı. Bence yani de. Bugün işte hem genel başkanlarının hem de işte İstanbul, yani bir mega kent, onun büyükşehir belediye başkanının bizimle ilgili, tabii bize atfen söylüyor. Yani artık bu ülkede her şey farklı olacak. Yani demokrasinin çıtasını yükselteceğiz. Artık kayyum atanmayacak demesi bile ben çok önemli buluyorum bunu. Ben de biraz mesajları yani takip edebildim. Evet, mesajlar, iki dönemdir metropolleri kazandırıyoruz. Mesajlar iyiydi ama mesajlardan öte pratiği aslında görmek lazım. Tabii biraz ki şimdi bakacağız. Şey belirleyecek olan pratik. Hayır. Ama mesajlar iyiydi. Yani. En azından arkadaşlar muhatapların çoğulcu olması, çeşitlenmesinin ben pozitif bir şey olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Kürt halkı için tabii ki seçenekler oluyor. Birkaç seçimdir de bu CHP tabanıyla, merkezlerini söylemiyorum, son tahlilde bize dokunulmazlığımıza oy vermiş bir partidir yani. Ama tabanlar arasındaki temas bence bize kazandırır. Aslında Filiz, bence kısa bir şey söyleyeyim, zamanımız az ama. Örneğin kayyum şeye atandığında HEP'e, HEP,
hep karıştı. HDP zamanında. HDP zamanındaydı değil mi? HDP zamanında atandığında orada bir sessizlik vardı. Ama sonra ucu döndü dolaştı CHP'ye geldi. Tabii. Vekillere ilişkin gözaltı ve tutuklamalar çıktığında CHP oy kullandı kalksın diye. Sonra ucu döndü onlara dokundu. Yani bunların hepsi biraz deneyimlendi, görüldü. Belki bu dönem birazcık daha o işi birlikte aşmanın yol ve yöntemlerini bulmak için iyi bir fırsat yani olabilir. Bu seçimler arkadaşlar herkese yeni görevler. Hani yeni Türkiye diyorlar yani çok büyük kökten bir değişiklik değil. Ama yani bu dizayn, bu diziliş bizi yeniden düşünmeye en azından itiyor. Yeni bir durumdur çünkü. Yani kaç seçimdir değil mi Nursel? Tabii kaç ki. Seçimdir ezici bir farkla kazanan AKP yerel seçimlerde. Diğerlerinde usulsüzlükle bilmem ne ama hep kazanıldığı seçimler vardı. İşte başkanlık seçimi kazanıyor, genel seçimler kazanıyor filan. Şimdi bu CHP ile patapat durumu, bizim ise bütün zorluklara rağmen başarıyla çıkmamız yeni bir durumdur. Buradan yeni görevler çıkacaktır diye düşünüyorum. Ama her durum yeni durumu yaratan gerçekten Kürt halkının tabii, mücadelesi. Tabii onu buradan selamlayacağız zaten. Şimdi programımızın büyük saygı duyuyoruz ve selamlıyoruz bütün buradan Kürt halkı. Zaten programın sonuna geldik. Evet. Yani bir diğer başlık. Bir cümle. Evet. Eş başkanlık sisteminin uygulanmış olması. Yani artık eş başkanlıktan dolayı mahkemelerde yargılanan insanların aynı ısrarı ortaya koyup ona rağmen böyle bir sonuç alması da bu seçimin başarısıdır. Evet, ve Türkiye'nin demokratikleşmesi için de önemli bir fırsat. Cezaevindeki arkadaşlarımıza çok mutlu olmuşlardır. Uzaklardan izleyen arkadaşlarımız, savaş tehdidini yaşayan arkadaşlarımız hepsi mutlu olmuşlardır gerçekten herkese. Herkesin emeği var. Herkese buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Evet sevgili izleyiciler, bir özel programın, seçim özel programının sonuna geldik. Mutluyuz, memnunuz. Sonuçlar gayet iyi. Daha güzel günlerde buluşmak üzere. Hoşça kalın, esen kalın.